Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem temel beden kalıbı çıkartalım hem de çok kolay hepimizin kendi bedeninde yapabileceği şekilde bir tunik dikelim istiyorum. Güzel bir tunik dikeceğiz. En kolayından yine. Şu an 1 metre kumaşım var. Çift en 1 metre kumaş. Fakat boyunu tamamını kullanmayacağım arkadaşlar. Tunik olarak bana uzun geliyor. Bayağı uzun oluyor. O yüzden keseceğim biraz. Şu an kumaşım 2 kat, enine katlı. Hemen şöyle kumaşımı bir daha katlıyorum. Kumaşım şu an 4 kat. Şöyle 2 katı bu şekilde, 2 katı da şöyle kapalı. Kapalı tarafları da burada. Yakamı burada çalışacağım. Bedenimin ön ortasını da burada çalışacağım. Hem ön bedeni hem arka bedeni birlikte çıkartacağım arkadaşlar. Kumaşımın kenarından şöyle 1 santimden uzun bir çizgi aldım. Bu çizgi üzerinden bu çizgiyi baz alarak ölçülerimi vermeye başlayacağım arkadaşlar. Bu çizgiden hemen aşağıya bu tarafta, kapalı tarafta 2 santim yakam için ölçümü aldım. Şimdi yakam için aldığım çizgiden aşağıya, şu 2 santimden aşağıya 22 santim koltuk derinliğimi alıyorum. Şimdi aldığım bu çizgi üzerinden 42 santim aşağısı benim arka ya da ön uzunluğumu, yani belimi verir. Mezuramı hiç oynatmadan yine yukarıdaki çizgiden 60 santim aşağısı da benim kalça düşüklüğümü, yani kalçamı verir arkadaşlar. Buradan aşağısı da model boyum. Model boyum ne olsun? 87 santim olsun. Şimdi hemen buraları güzel bir çizgiyle kapatıyorum. Bu çizgilerin bana çok büyük faydası olacak. Şimdi bu çizgiden 2 santim aşağıya yakamı işaretledim. Bu taraftan da 9 santim ölçümü alıyorum. Hemen yakamı 9 santimden aldım. Yakamı şöyle çiziyorum. Yakamı çizdim. Bu çizgiden 1,5-2 santim aşağıya bir işaret alıyorum. Burada omuzumu bulacağım. Omuzumu biraz düşürmüş olacağım. Şöyle bir çizgi aldım. Yakamın başladığı yerden, yakamın bittiği, omuzumun başladığı yerden hemen şöyle aldığım şu 1,5'luk düştüğüm işarete doğru cetvelimi yerleştiriyorum. 12 santim omuz genişliği veriyorum. 12 santim. Şurası. Şimdi arkadaşlar, burada göğsümü, burada belimi, burada da kalçamı bulacağım. Göğsümü şöyle bulacağım. Göğsümü ölçüyorum. Toplamda 6 santim bolluk payı vereceğim ve 4'e böleceğim. Çünkü 4 kat kumaşla çalışıyorum. O yüzden 4'e böleceğim. Yani bedenimin 4'te 1'ini bulmuş olacağım. Benim göğüs ölçüm 105 santim. 6 santim bolluk payı verdim. 111 santim. 4'e de böldüm. 27,5 buldum. Hemen burada 27,5 santimi işaretliyorum. Mezura ile mi yapsam? Bu da mezura da. 27,5 santimi şuradan aldım. Göğsümü buldum. Burası belim. Belimi de aynı şekilde bulabilirim. Bel bölü 4 diyeceğiz ama 4 santimde bolluk payı verelim arkadaşlar. Toplamda belimize 4 santim bolluk payı verirsek bel artı 4 bölü 4 diyeceğiz. Bu formülü uyguladığım zaman 25,5 santimi buluyorum. Belim çok yapışmasın. 26 santimden işaretimi alıyorum. Bunlar bize kalmış.
istediğimiz bolluğu verebiliriz ama artı 4 vermemiz lazım tümüne, bedenimizin tümüne, yoksa dar gelir. Yani 4'te 1'inde 1 santim bolluk payı vermiş oluruz. Burada da kalçamı bulacağım arkadaşlar. Aynı formülle çalışacağız. Kalçama da toplamda 4 santim bolluk payı vereceğim. 116 artı 4 bolluk payı ekleyince 120, 4'e de böldüğüm zaman 30 santimi buluyorum. Benim cetvelimde tam 30 santim. Hemen buradan 30 santim işaretimi alıyorum. Kalçamda istersen 1 santim dışarı çıkabilirim arkadaşlar. 1 santim dışarı çıkacağım. Şöyle işaretleyeyim. Kalçam çok oturmasın. Rigam hazır. Hemen aldığım şu ölçüyle göğsümü bulduğum şu ölçüyü şöyle birleştirebilirim. Şöyle kol evimi şu şekilde bulabilirim. Kol evim çıktı. Şimdi düz cetvelimle devam edeyim. Göğsümle belimi kapatıyorum. Belimle kalçamı kapatacağım. Burada riga kullanırsak çok güzel olur. Şöyle çizeyim, yumuşatırız şimdi burayı. Kalçamı da 1 santim çıkmıştım. Burayı da hemen şöyle istersen biraz açabilirim. Ama ben açmayacağım. Zaten 1 santim bolluk payı verdim. Çok geniş olmasın eteğim ama isterseniz açabilirsiniz. Şöyle bedenimiz çıktı. Etek kısmımızda da 3 santim katlama payı. Hemen şöyle ben göz kararı çiziyorum. 3 santim verebilirsiniz. Şöyle 3 santimimi de çizdim. Katlama payı. Hemen şuraları yumuşatalım. Hiç rigaya bile gerek yok. Şurayı şöyle biraz şöyle ovalledim. Şurayı da şöyle. Bedenim çıktı. Arka bedenime göre kalıplarımı çizmiş oldum arkadaşlar. Hemen 1 santim pay vererek keseceğim. Ama yakamda pay vermeyeceğim. Çok az oldu çünkü. Dayanmasın enseme. Yakamı paysız kestim. Diğer kısımları paylı kesiyorum. Bu şekilde ön bedenimizi ve arka bedenimizi çıkartmış olduk arkadaşlar. Hemen kestiğim parçaları alıyorum. Şöyle kumaşımın bir katını alacağım. Ön bedeni değiştireceğim. Ön bedenim için kullanacağım parçamı aldım. İkisini de aynı kesmiştik arka beden gibi. Ön bedenimi de şöyle yapacağım arkadaşlar. Yakasını istediğiniz kadar oyabilirsiniz. Yani istediğiniz açıklık önemli. 6 santimden yakamı işaretliyorum. Bu kısma hiç dokunmuyorum omuz başıma. Hemen burayı biraz düz gelip şöyle ovalliğimi verip yakamı çiziyorum. Şöyle. Şimdi ön kolumda da şöyle bir şey yapacağım. Aşağı yukarı kolumun ortası gibi 1 santim içeriye gireceğim. Şöyle omuzuma doğru sıfırlayacağım ve kol evime doğru, yan dikişime doğru yine sıfırlayacağım. Şurayı biraz oyacağım arkadaşlar. Ayrıca omuzumu da 1 santim düşüyorum. Şu şekil hemen kesiyorum. Ön bedenim de hazır, arka bedenim de hazır arkadaşlar.
Arkadaşlar, omuz dikişlerimi diktim. Kollarımı bedenime taktım. Bu esnada kollarımızın üst kısmında hafif büzgü almamız gerekiyor. Bu detayı atlamışım paylaşım yaparken. Hafif büzgü alarak kollarımı bedenime taktım. Şöyle tuniğimin üzerinde bir detay olsun istedim. Çok düz olsun istemedim. Şöyle deri bir çalışma yaptım. Şu yün ipi arkadaşlar zikzakla istediğim şekilde şekil verip üstünden zikzak dikişi geçtim. Tutturdum. Şuralarda küpürlerim vardı. Onları ilave ettim. Daha bitmedi. Bitecek şu kısım. Şimdi buradaki detayı kollarımda da kullanmak istedim. O yüzden kollarımı 3 santim kısalttım. Hani katlama payı bırakmıştım ya kendime. İşte o payı kısalttım. Şöyle şurada kullandığım deri detayını kollarımda da kullandım. Şöyle diktim. Şimdi bileğimden başlayıp tabii ters taraftan şu an tuniğim düz yüzünde. Ters taraftan bilek uçlarından başlayıp koltuk altındaki dikişlerim şöyle birbirine denk gelecek şekilde yan dikişlerimi kapatıyorum iki tarafta da. Ondan sonra da eteğimi kıvıracağım, yakamı temizleyeceğim, tuniğimi bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, tuniğimin son hali. İnanın çok düz bir kalıp, temel beden kalıbıyla, pensiz düz bir kalıpla. Şöyle yaklaşayım. Harika bir tunik çalışıldı. Bence bu kalıbı uygulamanız gerekli. Bu bilgiler hiçbir yerde yok arkadaşlar. Hem pratik bir şekilde hem de basit formüllerle temel beden kalıbı çıkardık. Herkes kendi beden ölçüsünde bu kalıbı çıkartıp istediği her modeli tasarlayabilir. Bakın, dümdüz bir kalıpla üzerine bir iki detay ekleyerek harika bir tunik elde edildi. Sizler de her türlü hayal gücünüzü kullanarak her türlü kıyafet dikebilirsiniz arkadaşlar. Kol kalıbını da detaylı anlattım. Ama videom çok uzadığı için ekleyemedim arkadaşlar. Eğer isterseniz kol kalıbını nasıl çıkardığımı onu da paylaşırım. İsterseniz demeyeyim, ben paylaşacağım zaten, çünkü başka bir yerde bulamayacağınız bir kol kalıbı. Çok kolay, pratik bir yöntemle kol kalıbımızı da çıkardık ve bedenimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok fazla konuştum yine. Evet, lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma destek olun. Hoşça kalın.